kedicikler. Çok tatlıyız. Ama en tatlı benim. Miyav. Yaşasın uçurtma. Rüzgarlı bir günde üç kedicik endişeyle pencereden dışarı bakıyordu. Rüzgar olmasa dışarı çıkmayı çok isterim. Şuna bakın. Haklısın. Böyle bir rüzgarda kitap okumanın yolu yok. Evet, badminton oynamanın da. Ve bayan kediciğin arabası yerinde sabit durmaz. Dur, geri gel. Böyle rüzgarlı bir gün uçurtma uçurtmak için çok uygundur kedicikler. Harika. Bence bugün uçurtma uçurmalıyız. Bu harika. Miyav. Tatlı kedicikler uçurtmalarını kendileri yapmak istedi. Bunun için anne ve babalarından gerekli malzemeleri istediler. Bence uçurtmamız çok büyük olmalı çocuklar. Hayır, o zaman çok ağır olur. Küçük olursa daha yukarı uçar. Kuyruğa fazla fiyonk koymamız lazım değil mi? Fiyonklar uygun değil. Kurdele kullanmamız gerekiyor. Hiç kuyruğu olmaması muhtemelen daha hızlı uçmasını sağlar. Hızlı bir uçurtma istemiyorum. Büyük bir tane istiyorum ben. Sadece kurdelenin değil, fiyonkların da kuyrukta olmasını istiyorum. O zaman kendi uçurtmamı istediğim gibi yapacağım. Öyleyse ben de. Böylelikle tatlı kedicikler evi uçurtma fabrikasına çevirdi. Ve üç uçurtma da birbirinden farklı olmuştu. Büyük ama kısa kuyruklu. Küçük ama uzun kuyruklu. Ve orta boyda kuyruksuz uçurtma. Tatlı kedicikler uçurtmalarını alıp arkadaşlarıyla birlikte tepenin en üstüne çıktılar. Yaşasın! Gerçekten nasıl yapılırmış izleyin. Ha. Görünüşe göre artık benim sıram. Kedicikler hayal kırıklığıyla eve döndü. Rüzgar o kadar esiyor ki uçurtmaların uçması imkansız. Sorun rüzgar olmayabilir. Belki de yaptığınız uçurtmalar uçmak için doğru değildi. Uçurtmanın neye benzemesi gerektiği konusunda anlaşamadık ve ayrı ayrı yaptık. Hey bakın, tüm fikirlerimizi kullanalım. Harika bir uçurtma yapmak için birlikte çalışabiliriz. Ama her şey için bir plan üzerinde çalışacağız, tamam mı? Bu harika bir fikir. Ve babanız sizlere yardım etmekten mutlu olacaktır. Yardım ederim. Evet edeceğim tabii. Anne ve babalarının yardımıyla tatlı kedicikler hep birlikte çalışıp harika bir uçurtma yaptı. Ama tepenin en üstüne çıktıklarında rüzgar durmuştu. Hadi rüzgar, neredesin? Sana ihtiyacımız var. Müthiş, harika olan uçurtmamızı asla uçuramayacağız. Yaşasın rüzgar! Herkes hazır mı? Hadi o zaman uçurmaya başlayalım. Yerlerinize hazır başla. Tamam hadi bırak. Bu harika. Miyav 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 miyav. Uçurtmayı gökyüzünde yüksekte görmek gerçekten harikaydı. Bunu daha da özel yapan şey ise tatlı kediciklerin birlikte yapmış olması. Bir balina hikayesi. Bir gün baba Vahşi Yaşam Dergisi'nin fotoğraf yarışması için büyük bir balinanın fotoğrafını çekmek istiyordu. Bu yüzden tüm aile dedenin teknesiyle denize açıldılar. Evet, gülümseyin. Pekala, okyanus macerasına atılmaya hazır mısınız? Evet! Miyav, 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 miyav.
Hadi balinalar, fotoğraf çektirme vakti. Bir ses duydum sandım. Kendimi iyi hissetmiyorum ben. Aa, hayır Puding. Deniz tutmuş olmalı. Deniz tutması mı? O da ne demek? Yani Puding artık bir balık mı olacak? Belki de bir bardak okyanus suyuna dönüşecektir. Okyanus suyu olmak istemiyorum. Zaten kendimi kötü hissediyorum. Kurabiye, şeker, lütfen abinizi korkutmayın. Deniz tutması dalgalar yüzünden mide bulantısı hissi yaşamak anlamına gelir. Sadece dikkatini dağıtacak bir şey bulmalısın. Neden bize öğle yemeği için leziz bir şeyler tutmuyorsun? Ama büyük bir balina tutarsan bana seslenmeyi unutma. Puding balık tutarken kendini çok daha iyi hissediyor. Balina, balina! Artık çok geç. Şeker annesi yemek hazırlarken ona yardım ediyor. Sanırım bu aç martıları doyurmamız gerekecek. Yoksa yiyecek hiçbir şeyimiz kalmayacak. Vay canına! Evet. Yine fırsatı kaçırdım ama. Kurabiye tekneyi nasıl sürdüğünü izlemek için dedesinin yanına gitti. Önemli olan dümeni düzgün tutabilmek. Böylece tekne doğru rotada gider. Hadi dene bakalım kurabiye. Bu harika. Gerçekten tekne sürüyorum dede. Dümeni sabit tutmayı unutmamalıyım. Böylece rotadan sapmayız. Bir anda hava değişti ve rüzgar tekneyi daha çok sallamaya başladı. Eyvah eyvah. Yine kaçırdım. Kurabiye, dümeni tutmaya devam et. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Bırakmayacağım. Sonunda rüzgar durdu ve tekne normale döndü. Güzel şekerleme yaptım. Okyanus da epey sakin görünüyor. Kaptan Kurabiye, harikaydın. Evet, gülümseyin. Sanırım bir şey tuttum. Hey, babam balinayı buldu. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Gülümseyin millet. Balina'nın fotoğrafını çekmek babanın düşündüğünden çok daha zordu. Ama tüm ailenin yardımıyla hayal edebileceğinden çok daha güzel bir fotoğraf çekebildi. Japon balığı. Tatlı kedicikler evcil hayvan beslemek istiyordu. Şimdi gözünüzü açabilirsiniz. Vay, bu bir Japon balığı. Onu beslemek çok kolay. Suyunu temiz tutmanız ve yemini vermeniz yeterli. Bence üstesinden gelirsiniz. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Balığa kesinlikle iyi bakmamız gerekiyor. Onu beslememiz lazım. Hadi ona bir parça ekmek verelim o zaman. Bu şekilde ona iyi bakmış olmayız. Bence çok lezzetli bir şey yedirelim. Kedicikler balığa babalarının pastasından bir parça götürdü. Al bakalım, umarım seversin. Hayır, durun. Akvaryuma istediğinizi atamazsınız ama. Balığın özel yemi bu. Balıklar çok yemek yemez. Ufak bir parça balık yemi yeterlidir.
Burada durup saatlerce onu izleyebilirim, biliyor musunuz? Çocuklar, dışarıda hava çok güzel. Neden bir süre balığı bırakıp dışarıda oynamıyorsunuz? Balığı da dışarı çıkarabilir miyiz? Tabii çıkarabilirsiniz ama çok dikkatli olmanız gerek. Tatlı kedicikler balığı göstermek için arkadaşlarını evlerine çağırdılar. Bence çok güzel bir balık. Çok iyi yüzdü kesin, evet. Peki onu besleyip biraz dolaştırabilir miyim? Ben de çocuklar, ben de. Yaşasın. Duman, sen yeterince gezdirdin, sıra bende. Balık biraz mutsuz görünüyor. Ona deniz canlıları ile ilgili bir kitap okursam belki kendini daha iyi hisseder. Bak, bu bir ahtapot, tamam mı? Ve bu da bir mavi balina. Ona bunları okursan evini özler Puding. Ben onu şimdi neşelendiririm. Mutlu 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 balık. Belki de karnı açtır. Hepsi bitmiş. Ben sorunun ne olduğunu biliyorum. Annem balıkların çok az yediğini söylemişti, hatırladınız mı? Ama biz ona koca kutuyu boca ettik. Ah zavallı balık. Mutsuz görünmesine şaşmamalı. Birinin sizin odanıza bu kadar çok yemek attığını düşünün çocuklar. Bu suyu da değiştirmek lazım. Bizim için hava neyse balık için de su odur. Etrafınızdaki havanın bir anda kirlendiğini düşünün çocuklar. Hava berbat kokuyor, değil mi? Evet, haklısın. Hava hiç de temiz sayılmaz. Sizin henüz bir evcil hayvana bakabileceğinizi hiç sanmıyorum. Bu yüzden Japon balığını mağazaya geri götürüyorum. Hayır anne, dur. Lütfen bize bir fırsat daha ver. Balığa bu sefer iyi bakacağımıza söz veriyorum. Ona çok az yemek vereceğiz, fazla değil. Suyunu da her gün değiştireceğiz. Evet, artık balığınız kendini çok daha iyi hissediyor. Bakın, kavanoz için gökkuşaklı bir süs aldım. Böylece hep mutlu ve iyi olacak. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Böylece Japon balığı ailenin bir parçası oldu. Ve tatlı kedicikler ona hep çok iyi baktı. Tatlı kedicikler sirki. Bir gün tatlı kedicikler kendi sirklerini kurmaya karar verdi. Bisikletimle numaralar yapacağım. Ben ipte yürüyeceğim. Ben palyaço olacağım. Ben jonglör olacağım. Ben illüzyon yapacağım. Ben de ipte yürüyeceğim sanırım. Onu Cupcake zaten yapıyor. Ayrıca iki kedi aynı anda bir ipte yürüyemez. Yoksa birbirlerine çarparlar. O zaman ne yapabilirim? Şeker, belki gecenin illüzyon asistanı olabilirsin. Gece herkesi korkutmayı seviyor. Şapkadan böcek gibi korkutucu bir şey çıkmasını hiç istemem. Durun, neye ihtiyacımız olduğunu buldum. Hayvan terbiyecisi. Evet, bunu yapabilirim. O zaman hadi hazırlanmaya başlayalım. Bence gösterimiz kesinlikle harika olacak. Miyav, 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 miyav. Hayvan terbiyecisi olmadan önce bir hayvan bulmam gerekiyor. Hey! Hadi bunun içinden atla. Ama kuşun çok işi vardı.
Köstebek çok korkmuştu. Salyangozsa fazla tembeldi. Oh hadi ama atla şuradan artık. Hayvan terbiyeciliği çok iyi gidiyor gibi ha? Yaptığım hiçbir şey işe yaramıyor. Ben kötü bir hayvan terbiyecisiyim. Belki de benim üzerimde pratik yapabilirsin. Baba kışlık montunun kapüşonunu başına geçirdi ve vahşi hayvan taklidi yaptı. Hop. Hadi şimdi çemberin içinden geç aslan baba. Aslan, hop. Hey, neden dediğimi dinlemiyorsun? Ben aslan terbiyecisiyim. Hop. Kaçma ama. Dediğimi yapacaksın yoksa ben çok üzülürüm. Hey, sana gösterim için ihtiyacım var. Hay! Şuna bakın, burada bir yabani hayvanımız var. Ama fazla yabani anne. Sürekli benden kaçıp duruyor. Neden onunla arkadaş olmayı denemiyorsun? Ama nasıl? Dediklerimi anlamıyor beni. Şey, anladığından emin olduğum iki şey var. Sevgi ve şefkat. Çok iyi bir fikrim var. Yabani hayvana onu sevdiğimi göstereceğim. Evet, bunu yapacağım. Sevgi ve şefkatle yaklaşınca aslan baba performansa başladı. Kısa bir süre sonra sirk gösterisi hazırdı. Babası Şeker'e işte böyle yardım etti. Birine bir şey öğretmenin en iyi yolu ona sevgi ve şefkat göstermektir. 1, 2, 3, tıp. Bir gün anneleri yeni çocuk kıyafeti tasarımı için çalışıyordu. Anneciğim! Bahçede bir korsan gemisi yapmak istiyoruz. Sonra deniz maceraları oyunu oynayacağız. Bu harika bir fikir. Bitirince bana da gösterin, olur mu? Ama bunun için ipe, yapıştırıcıya, karton kutulara ve şimdi aklıma gelmeyene bir sürü şeye ihtiyacımız var. Anneleri tatlı kediciklere ihtiyaçlarını bulmaları ve onları bahçeye taşımaları için yardım etti. Ama kediciklerin sesini dışarıdan hala duyabiliyordu. Buraya kuralım. Hayır, şuraya kuralım. Ve odaklanamıyordu. Bu korsan gemisi benim fikrimdi. Ama şeklini ben çizdim. Ben de nasıl kuracağımızı planladım. Ne olmuş yani? Çocuklar, neden 1-2-3 tıp oyununu oynamıyorsunuz? 1-2-3 tıp oyunu. Evet, en uzun susan oyunu kazanır. Ve kim kazanırsa onun bayrağını gemiye dikeriz. Ne dersiniz? Bu harika. Eğer ben kazanırsam bayramda bir yıldız olsun. Olur mu? Benimkinde de çiçek olsun. Benimkinde de mantar. Tamam. Oyun başladı. 1-2-3 tıp. İlk konuşan tatlı kedicik oyunu kaybedecekti. Tatlı kedicikler gemi yapımına başladı. Ama konuşmadan gemiyi yapmak düşündüklerinden daha zordu. Puding, kurabiyeye gemi direğini eski kayaklardan yapmayı önerdi. Ama kurabiye Puding'in kayağa gitmek istediğini sandı. Aha,
Halbuki yaz mevsimiydi. Kurabiye Puding'e yaz mevsiminde olduklarını ve çimende kayak yapamayacaklarını anlatmaya çalıştı ama Puding, kurabiyenin kayak yapmak istediğini sandı. Kurabiye ile Puding, şekerin ne dediğini anlamaya çalıştı. Kar yerine çarşafta kayak yapabileceklerini mi söylemeye çalışıyordu yoksa oyun oynayalım mı diyordu? Belki de büyük bir resim yapmak istiyordu. En sonunda anlaşıldı. Şeker çarşaftan çok iyi yelken olabileceğini söylemeye çalışıyordu. Ama kediciklerin önce annelerinden izin alması gerekiyordu. Ama hiçbiri konuşmak ve tıp oyununu kaybetmek istemiyordu. Rüzgar çarşafı neredeyse çamura sürükleyecekti. Şimdi hepsi annelerini çağırmaları gerektiğinin farkındaydı. Acaba önce konuşup oyunu kaybeden kim olacaktı? Sonunda işim bitti. Anneciğim! Yardım et! Anneciğim! Çamaşırlar kurtulmuş. Anneciğim! Ama maalesef her üç kedicik de oyunu kaybetmişti. Pekala, sıra bayrağınıza ne olacağına karar vermekte. Çiçek mi, mantar mı yoksa yıldız mı? Ama hepimiz oyunu kaybetmedik mi? Sana seslenince oyunun kurallarını çiğnemiş olduk. Bu da üçümüzün de oyunu kaybettiği anlamına gelir. Ama üçünüz de doğru olanı yaptınız. Geminizi sessiz sessiz kurdunuz ve sadece bir kazayı önlemek için konuştunuz. Bu yüzden üçünüz de oyunu kazandınız. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Tatlı kedicikler 1-2-3 tıp oyununu oynarken çok eğlendi. Anneleri onlar için yalnızca çok özel bir bayrak yapmakla kalmadı. Aynı zamanda çarşafı yelken olarak kullanmalarına da izin verdi. Film yapımcıları. Bir gün Kurabiye Şeker ve Puding yeni projeleri için çok heyecanlıydı. Bu ses de ne? Balina gibi. Bu babamız. Merhaba çocuklar. Bir film çekmek istiyoruz ama nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Bir yönetmene, senaryo yazarına ve kameramana ihtiyacınız var. Peki ama bu kelimeler ne anlama geliyor? Senaryo yazarı bir hikaye yazar. Yönetmen oyunculara ne yapacaklarını söyler. Ve kameraman da bütün bunları kameraya kaydeder. Hey, ben hikaye anlatmayı severim. Ben de insanlara ne yapmaları gerektiğini söylemeyi severim. Öyleyse ben de kameraman olacağım ama bir sorun var, benim bir kameram yok. Buna gerek yok, artık telefondan da film çekebilirsiniz. Anne! Hı? Bir film çekeceğiz. Telefonunu film kameramız olarak kullanmamıza izin verir misin? Elbette ama sakın kaybetmeyin. Tamam. Miyav, 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 miyav. Filmin oyuncuları da geldi. Duman, Lekeli ve Cupcake. Bu kostümler de ne böyle? Filmimiz korsanlarla ilgili olacaktı. Ben güzel bir korsan prenses olacağım. Ben de Ar gezegeninden gelen bir uzay korsanım. Piyo piyo piyo. Ve ben de geleneksel bir palyaço korsanım. Ben karavanıma gidiyorum. Bunu yapabiliriz. Ama önce bir gemiye ihtiyacımız var. Süpürge ve yatak çarşafı koltuğu harika bir yelkenliğe dönüştürüyor. Kamera açık mı? Aha. Pekala, motor. Motor dediğimde oyuna başlayın, yoksa filmimiz sıkıcı olur. Gemiyi sallasak nasıl olur? Sanki fırtına varmış gibi. Ben de zıplayabilirim. Sonuçta bir palyaçoyum. Yavaş olun, yere düşeceğiz. Kesin. Bu da neydi böyle? Hay aksi, sanırım gemimiz battı. Piu piu. Bu şartlar altında nasıl çalışacağım? Olacakları görene kadar bekle. Balina geliyor. Peki balina rolünü kim oynayacak? Kim olabilir? Bütün gün uykusunda balina sesi çıkarmakla uğraşıyor. Babacık doğal bir yetenek. Ben bir balinayım. Sanırım artık şarkı söyleme vaktim geldi.
Ama anneannenin filmde olmaması gerekiyor. Ah şimdi anladım. Telefon çalıyormuş. Merhaba anneanne. Hayır annem değilim. Ben Puding'im. Film çekiyorum. Puding tatlım. Orman çok huzurlu bir yer. Çok sakin ve dingin. Ve türü suratım kadar sevimli. Hey Puding, hepsini kaydettin mi? Bilmiyorum. Çünkü annemin telefonunu kaybettim. Olamaz. Anneniz buna çok üzülecek. Onu bulmalıyız. Filmimiz onun içinde. Demek dans ayakkabılarım buradaymış. Barbekü çatalını buldum. Hayır, sadece solucan. Bulamadık. Annemize ne diyeceğiz şimdi? Sanırım bu sahne için bir fikrim var. Ama balinanın telefonuna ihtiyacım olacak. Şeker'in iyi bir fikri var. Ve film kamerası bulundu. Yaşasın! O gece filmin ilk gösterimini yaptılar. Ya filmimizi beğenmezlerse ne olacak? Merhaba anne. İşte karşınızda Hırçın Deniz'in korsanları. Tüylü suratım kadar sevimli. Bravo. Lütfen herkes beni dinlesin. Bu film yılın en iyi filmi ödülünü almaya hak kazandı. Harika. Miyav, 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 miyav. Filmin yapımcıları lezzetli ödüllerini almak için öne çıksın lütfen. İşte Kurabiye, Şeker ve Puding muhteşem filmlerini bu şekilde yaptılar ve Kedi Akademisi ödülünü kazandılar. Bisiklet. O gün büyük gündü. Anne ve babası Şeker'e ilk bisikletini hediye ediyordu. Sürpriz. Yaşasın. Artık sizinle büyük bisiklet yarışına katılabileceğim. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Bir dakika ama ben bisiklet kullanmayı bilmiyorum ki. Eğer abilerin sana yardım ederse hemen öğrenebilirsin. Yürüyeceksin. Çok kolay. Evet. Şeker yeni bisikletini arkadaşlarına gösterdiği için çok mutluydu. Hey şuna bak. Şeker yeni bisikletinle çok havalı görüneceksin. Çok güzelmiş Şeker. Yarışa ne zaman başlayacağız arkadaşlar? Önce Şeker'e bisiklete binmeyi öğretmemiz gerekiyor. Çok kolay Şeker, beni izle. Kurabiye o kadar hızlı sürüyordu ki zavallı Şeker ne yaptığını hiç anlamadı. Anladın mı? Hayır. Olsun, sen yine de bir dene. Bu hiç işe yaramadı. Ben sana nasıl kullanıldığını göstereyim. Puding de Kurabiye'nin yaptığının aynısını yaptı. Sadece daha yavaş. Bu sırada Şeker olabildiğince yakından izledi. Bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Bak, böyle döneceksin. Bak, en önemlisi pedalları çok hızlı çevirmektir. Bence öğrenmen gereken en önemli şey dengede durmak. Bence en önemlisi zili çalmak. Çünkü sesi çok güzel. Şeker, arkadaşlarının tavsiyelerinin hepsini aklında tutmaya çalıştı. Hadi Şeker, bunu yapabilirsin. Çok acıdı. Aynı anda gidonu kıvırıp pedalları hızlı çevirmeyi ve dengemi koruyup zili çalmayı nasıl hatırlayabilirim ki? Eğer dik bir tepenin üstünden başlarsan hızlı gitmek için hızlı pedal çevirmem gerekmez. Ama Kurabiye, dengemi nasıl sağlayacağım? Dengeni sağlaman için bisikletine dev tekerlekler takabiliriz. Ama Puding, bu sence de biraz tehlikeli değil mi? Bence en iyisi seni bir ağaca bağlayıp sonra da... Hayır, bence Şeker'in bisikletine pembe balonlar bağlayalım. Böylece hem dengeni korursun hem de güzel görünürsün. Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Lekeli'nin babası büyük yarışı başlatmak için gelmişti. Peki şimdi Şeker ne yapacaktı? Yarış başlıyor çocuklar. Burası başlangıç çizgisi. Final çizgisi de kırmızı bayrağın olduğu yer. Keyfini çıkarın ve eğlenin. Ama ben... Yaşasın! Kazandıktan sonra gelip sana bisiklet sürmeyi öğreteceğim Şeker, söz veriyorum. Ama eğer ben kazanırsam ona ben öğretmek istiyorum. Herkes hazır olsun. Yerlerinize geçin. Ben kazanacağım ve Şeker'e ben öğreteceğim. Hayır, öyle olmayacak.
Tamam, vazgeçme şeker. Önce dengede durmaya çalış. Oh! Şimdi pedalları çevir. Oh! Denge, pedal, şimdi dön. Zili de çalalım. Oh! Evet. Bu sırada yarış gittikçe kızışıyordu. Ben şekere senden daha iyi öğretirim. Hayır, ben öğreteceğim. Ay. Böyle üst üste çok komik görünüyorsunuz. Dört bisikletin üst üste düşmesi sonucunda kazanan şeker oluyor. Bu bir şeker mi? Anne, baba. Şeker kendi kendine bisiklet sürmeyi öğrendi. Bu harikaydı. Hem de yarışı kazanıp hepimizi geçti. Evet, doğru. İçimden bir ses her şeyin yolunda gideceğini söylüyordu. Bizim için iyi gittiği söylenemez. Çünkü yarışı kaybettik. Yarışı bitiremedik bile. Şeker'in bisiklet kullanmayı öğrenmesi bütün ailemiz için iyi oldu. Çünkü hep birlikte bisikletle dolaşmaya gidebileceğiz. Parkın çevresinde bir sürü bisiklet yolu var. Babaları onların ilk bisikletli piknik turunun parkurunu belirlemişti bile. Bu harika! Ailece uzun bir süre gezeceğimiz için hepimiz karanlıkta parlayan güvenlik yeleklerimizi giyeceğiz. Tamam. Miyav, 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 miyav. Şeker yarışı kazanmış olabilirdi ama ailece eğlenceli vakit geçirmenin yepyeni bir yolunu bulmuşlardı. Bu da tabii ödüllerin en güzeliydi. Market gezisi. Anne ve baba alışveriş yaparken tatlı kedicikleri de yanlarına almışlardı. Çubuk makarna. Muz. Ve taze balık. İkinci bir alışveriş arabasına ihtiyacımız olabilir. Daha ne kadar sürecek? Eve gidip oyun oynamak istiyorum. Ve ben de çok acıktım ya. Durun. Süt, ekmek ve çay almayı unutmuşuz. Şimdi hepsini toplamamız gerek. Siz bunları toplarken biz süt, ekmek ve çayı alabiliriz. İyi fikir. Böylece daha çabuk çıkabiliriz. Pekala. Sanırım size bu önemli yetişkin görevini verebiliriz. Evet. Babanızla birlikte sizi dışarıda bekliyoruz. Anne ödeme yapmaları için onlara cüzdanını veriyor. Harika! Miyav, 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 miyav! Kurabiye, sen ekmeği al. Puding, sen de sütü al. Ben de çayı alacağım. Fakat ekmekler oyuncaklar kadar ilgi çekici değil. Ve şeker varken süt kimin umrunda? Şekere dönersek... Şeker ne kadar önemli bir görevi olduğunu hatırladı. Ama sanırım kurabiye bunu unutmuş olabilir. Ve puding de. Süt ve ekmek nerede? Annemizin cüzdanı elimizde. Her şeyi alabilecek kadar paramız var. Ekmek ve süt çok sıkıcı ama şeker harika. Puding ama sütümüz olmazsa ne içeceğiz? Bir bardak şeker mi? Kurabiye, eve ekmek almadan gidersek annemiz bize neyle sandviç yapacak? Otobüs oyuncağıyla mı? Pekala. Tatlı kedicikler ekmek almaya gitti ama bir sürü farklı çeşitli ekmekle karşılaştılar. Hadi bir tane alıp gidelim. Ama o bir tatlı kurabiye. Biz normal bir ekmek arıyoruz. Buna ne dersin? Bence kahverengi olması gerekiyor. Yani bu mu? Bunun şekli yuvarlak ama yediğimiz sandviçler hep kare şeklinde. Bakın bu hem kahverengi hem de kare şeklinde. Aa evet, geriye sadece süt kaldı. Görünüşe göre sütlerin de birçok çeşidi varmış. Çilekli. Bu olamaz. Çikolatalı, enfes. Hayır, bu da değil. Peki bu mu? O süt değil, ayran. Bu normal bir süte benziyor. Öyleyse almamız gereken bu. Lekeli'nin annesi markette kasiyer olarak çalışıyor. Kurabiye, şeker ve puding. Hepinize günaydın. Günaydın. Ne kadar da büyümüşsünüz. Kendi başınıza alışveriş yapıyorsunuz. Çok önemli bir yetişkin görevinin ortasındayız. O patenler harika görünüyor. Onları buz pistinde giyebilirim. Çok havalı. Çocuklar, bu patenleri almalıyız. Ama her şeyi alacak kadar paranız yok.
Ya patenleri alacaksınız ya da bu yiyecekleri. O zaman bu patenleri alalım. Durun bir saniye. Bunu yaparsak akşam yemeğinde paten çorbası içeceğiz. Hazır mısınız bakalım? Afiyet olsun. Buz pateni çorbası kulağa hiç hoş gelmiyor. Eminim buz patenli sandviç daha kötüdür. Parayı yiyecekler için kullanacağız. Buraya bu yüzden geldik. Anne, baba, merhaba. Her şeyi aldık. Aferin size çocuklar. Bu büyük yetişkin görevini başarıyla tamamladınız. Güzel bir sürprize hazır mısınız? Hepiniz için birer buz pisti bileti. Siz market alışverişini yaparken annenizle aldık. Buz pateni mi? Harika. Biz de bunu istiyorduk. Ama bizim buz patenimiz yok ki. Sorun değil. Oraya gittiğimizde paten kiralayabiliriz. Harika. Miyav, 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 miyav. Tatlı kedicikler önemli görevlerini başarıyla tamamladı. Ama ailece güzel bir zaman geçirmek tüm bunlardan daha önemli bir görevdi. Konuşan kuş. Bir gün baba her zamanki gibi tatlı tarifleri uydurmakla meşguldü. Sonraki adımda yeni pişirdiğin kurabiyeleri fırından alıyorsun. Üzerine şekerli krema sürüyorsun. Sonra bu eriyor ve üzerine çilekli puding koyarak servis ediyorsun. Çok lezzetli olabilir. Bence bunu hemen yaz tatlım. Baba bize mi seslenin? Puding, minik şeker ve kurabiye. Baba az önce benim çilekli olduğumu söyledin. Çocuklar, babanız yeni bir tatlı tarifi üzerinde çalışıyordu. Evet, unutmadan çocuklar, bilin bakalım ne oldu. Komşular kısa bir yolculuğa çıkıyormuş. Papağanlarına bir süre bizim bakmamızı istediler. Yani evimizde gerçek bir papağan mı olacak? Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Mini kuş, mini kuş, mini kuş! Bir yerde okumuştum, papağanlar konuşabiliyormuş. Minik kuş konuşuyor mu? Harika bir şey bu. Hadi minik kuş, bir şey söyle. Çekinme, bir şey söyle, bir şey söyle. Belki kafesin içinde olduğu için konuşmak istemiyordur. O zaman onu çıkaralım. Tamam, seni dinliyoruz. Belki de kuşun karnı acıkmıştır. Evet, ne diyorsun? Teşekkür ederim de. Teşekkür ederim demek gerekiyor. Belki minik kuş tatlı seviyordur. Şeker ister misin kızım? Dur bakalım. Şeker istiyorsan lütfen demelisin. Belki de çok küçük olduğu için henüz neyi nasıl söyleyeceğini öğrenememiştir. Ona konuşmayı öğretelim. Minik kediler papağana hangi sözcüğü öğretmeleri gerektiğini düşünmeye başladı. Bence ona şey demeyi öğretelim. Böylece komşular döndüğünde onları güzelce korkutur. Ama sadece onları korkutacağından nasıl emin olabiliriz? Ya etraftaki herkesi korkutmaya başlarsa? O zaman ona şey demeyi öğretelim. Örneğin tebrikler gibi bir şey. Bu herkesin hoşlanacağı türden bir sözcük değil mi? Ama puding, tebrikler sözcüğü biri güzel bir şey yaptığında söylenir. Her zaman söylenmez. Tebrikler! Ona çok sıradan ve basit bir sözcük öğretmeliyiz. Örneğin, merhaba. Haklısın. Öyle bir şey söyleyince kimseyi korkutmaz. Merhaba. 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 Merhaba, merhaba. 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 Merhaba mı? Merhaba. 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 Ne? Çocuklar, lütfen başka bir yerde oynar mısınız? Yeni tatlı tarifimin son aşamasına yanlışlıkla merhaba yazdım. Sahi sıcak kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra ne yapmamız gerekiyor demiştim. Yeni pişirdiğin kurabiyeleri fırından alıyorsun, üzerine şekerli krema söylüyorsun. Sonra bu krema eriyince çilekli puding koyarak servis ediyorsun. Zeki papağan babanın tarifini gayet iyi anımsıyordu. Teşekkür ederim, evet aynen öyle. Görünüşe göre konuşmayı gayet iyi öğrenmişsin zaten. Teşekkür ederim, şeker lütfen, tebrikler. Peki neden biz sana konuş dediğimizde bir şey söylemedin? Belki de tatlı yavrularım sizin sürekli konuşmanız yüzündendir. Bu yüzden tek söz etmeye bile fırsat bulamamıştır.
Özür dileriz minik kuş. Yanıtlaman için sana zaman vermeliydik. Minik kuş. Merhaba. Günaydın. Aa, aa, harika. Miyav, 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 miyav. Teşekkür ederim. Kurabiye. Teşekkür ederim şeker. Teşekkür ederim puding. Teşekkür ederim. Bir şey değil minik kuş. O gece hepsi babanın yeni kurabiyesinden yedi. Ve yeni papağan arkadaşları o kadar çok konuştu ki önceden nasıl o kadar suskun kaldığına şaşırdılar. Postacı kediler. Güzel bir günün sabahında sevgili Bay Postacı posta aracıyla paket teslimatı yapıyordu. Ama birden bir aksilik oldu. Hey! Bekle. Aa, olamaz. Anlaşılan birileri paketlerini teslim alamayacak. Eminim. Bunları almayı çok istemişlerdir. Neden paketleri biz teslim etmiyoruz? Postacı kedi olmayı hep istemişimdir. Bu da bir fırsat. Postacı kedi oldum. Miyav, 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 miyav. Ancak Su paketlerin üzerindeki adresleri silmişti. Bu durumda kime neyi vereceklerini nereden bileceklerdi? Aklıma harika bir fikir geldi. Paketlerin şekillerini inceleyerek kimin hangi kutuyu alacağını tahmin edebiliriz. Örneğin bu çok güzel bir paket. Güzel bir kurdele ve fiyonkla süslenmiş. Böyle güzel şeyleri kim sever? Tabii ki cupcake. Ah, bu gerçekten harika bir şey. Galiba bunun da içinde sıcacık bir kazak var. O yüzden bu dumanın olmalı. Çünkü sürekli üşütür o. Sanırım bunun içinde siyah bir şemsiye var. Siyah rengi en çok seven kedi kim? Tabii ki bizim Gece. Bu son paket kimin olabilir? Belki tarçın için alet edevat gelmiştir. Ya da lekeli için bir uzay cihazıdır. Bu gizemli kutuyu şimdilik kenara koyalım. Önce diğerlerini teslim edelim, tamam mı? Tatlı kedicikler önce Gece'nin paketini teslim etti. Ama içinde şemsiye yoktu. Bir tablet gelmişti. Üstelik hiç de siyah değildi. Aa, bu pembe. Sevmem. Sonraki durakları Duman'ın eviydi. Ona sıcacık kaza verdiler. Olamaz. Benim istediğim şapka bu değildi. Ben ucunda çan olan gökkuşağı renginde bir şey istiyordum. Cupcake de güzel kurdeleli ve fiyonklu paketi aldı. Aa, bu nedir? Başım sirk çadırı gibi görünüyor. Şimdi bu son paketin kime verileceğini tahmin etmemiz gerekiyor. Hey durun! Ben bu komik görünümlü palyaço şapkasını almamıştım. Ben tablet almıştım. O zaman bu komik görünümlü şapkayı kim almış olabilir? Herhalde palyaçoları seven biridir. Aa, o zaman Duman olmalı. Bu benim istediğime daha çok benziyor. Şimdi tam gerçek hayattaki palyaçolar gibi oldum. Bir palyaçonun üzerinde asla öyle siyah bir şey göremezsiniz. Ama Gecenin üzerinde görebiliriz. Yaşasın kazam. Güzel ve kapkara. Üstünde gerçekten çok şık durdu. Bu da Cupcake'in sipariş ettiği pembe tablet olmalı. İşte bu gerçekten çok güzel. Tatlı kedicikler bütün paketleri gerçek sahiplerine ulaştırmayı başarmıştı. Gizemli kutu dışında. Bence kutuyu açıp içinde ne olduğuna bakalım. O zaman kime gideceğini tahmin edebiliriz. Başkasına ait bir paketi açmaman gerekir. O zaman bunu ne yapacağız? Paketi her yere taşımaktan yoruldum. Bay Postacı kedinin gelmesi hepsini çok sevindirdi. Şeker, kurabiye, puding. Anlaşılan araçtan birkaç paket düşmüş. Siz onları gördünüz mü çocuklar? O da düşen paketlerden biri. Kayıp paketleri bulduk. Ve hepsini kendi elimizde sahiplerine teslim ettik. Çok teşekkür ederim. Ben de onları bir daha bulamayacağım diye korkmaya başlamıştım. Ama bu paketi kimin sipariş ettiğini tahmin edemedik. Tamam, adres silinmişse yan taraftaki numaraya bakalım. Bu 125 numaralı paket ve işte bu adres. Hadi gidip paketimizi verelim. Yaşasın! Evet, işte geldik. Ama burası bizim evimiz. Evet, kesinlikle öyle. Paketin teslim edileceği yer de burası. Ne yani? Şimdi biz kendi paketimizi mi teslim etmiş olduk? Postacı kedi olduk. Miyav, 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 miyav.
Gizemli kutunun içinden anneannenin gönderdiği hediyeler çıktı. Ne kadar nazik. Üç tatlı kedicik hem arkadaşlarına hem de kendilerine neşe ve sevinç veren şeyler teslim ettikleri için mutlu oldu. Karlı yamaçlar ve kar kayakları. Karlı bir sabahta tatlı kedicikler dışarı çıkıp kızakla kaymak ve oyun oynamak için sabırsızlanıyorlardı. Oh, günaydın tatlı kedicikler. Bu kadar erken nereye gidiyorsunuz? Dışarı, kızakla kaymaya. Ama bütün gece kar yağdığı için kaydırak tamamen karla kaplıydı. Aa, kaydırağımız nereye gitmiş? Hadi kaydırağın yaptığı yamaçtan aşağı kızakla kayalım. Harika fikir. Miyav, 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 miyav. Çok eğleneceğiz. Ama kızaklarıyla doğrudan yumuşak kara çakıldılar. Bu kaydırakta kaymaktan çok daha zor. Hey, galiba ben burada görebiliyorum. O zaman biz de kazarız. Çok kolay olacak. Hadi başlayalım. Ama kaydırağın üstündeki karı kazmak düşündüklerinden daha zordu. Biz bunu kazana kadar mevsim yaz olur ya. Babacığım, babacığım. Kaydıraktaki karı temizlememize yardım eder misin? Tabii ki ederim. Ama önce televizyondaki kar kayağı yarışını izleyeyim ha. 3 numara yamaçtan hızla aşağı iniyor. Ne iniş ama. Vay, çok ben iyi. De böyle kaymak istiyorum. Bravo. Harika. Kar kayağı için çok daha geniş bir yamaç gerekli. Bizim kaydırak yeterince büyük ve güvenli değil. Şu anda kaydırağımız bile yok baba. Anneciğim, anneciğim. Kaydırağın üstündeki karı temizlememize yardım eder misin? Üzgünüm canlarım ama spora geç kaldım. Kaydırak karla kaplıysa neden başka bir şey oynamıyorsunuz? Ama tatlı kedicikler başka bir şey oynamak istemiyordu. Kara tuz serpince tamamen eridiğini duymuştum. Peki ya tuz? Kaydırağımızı da eritirse? Belki de bir buldozer bulmalıyız. O zaman kaydırağı hemen temizleyebiliriz işte. Bence buldozer karın dışında başka şeyleri de temizleyebilir. Hey kaydırağımız! O zaman deyi bir kar topu yapalım. Sonra da onu aşağı itelim ve inerken bütün karı temizlesin. Bu harika bir fikir. Çok etkileyici bir kar topu oldu. Yapmayın. Gereken tek şey onu aşağı yuvarlamak. İtin. İtin. Ve... Hay! Kim var orada? Çok tuhaf. Burada kimse yok. Kaydırak şimdi öncekinden daha fazla karla kaplıydı. Bu kocaman dağ buldozer gelse bile temizleyemez şimdi. Benim çok iyi bir fikrim var. Biri bana yardım edebilir mi? Hey, bu babamın kayağı. Babalarının kayağı yumuşak karda kaymak için birebirdi. Vay canına. Aa, vay canına. Spor salonundaki dersim iptal edildi. Ama sizinle kaymak daha eğlenceli. Affedersin. Yaşasın. 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 Miyav, 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 miyav. Bu dev tepe kar kayağı yapmak için ideal görünüyor. Babanız size bunun nasıl yapıldığını gösterecek. Karlı yamaçlar çok eğlenceli olabilir. Ama bütün aile birlikte olunca çok daha eğlenceli olur. Noel babayla kar perisi. Bir kış sabahı tatlı kedicikler pencereden eriyen karı seyrediyordu. Kar neredeyse eridi ve tatil yaklaşıyor. İyi ama kar olmazsa Noel baba yine de gelir mi?
Eminim kar perisi daha çok kar yağdırır. Noel Baba ile kar perisi tatil hazırlıkları için çok çalışırlar. O zaman onları evimize davet edelim. Böylelikle iyice dinlenir, daha fazla kar ve hediye hazırlarlar. Yaşasın. Noel Baba ile kar perisini eve davet edeceğiz. Aa, bu çok güzel bir fikir canlarım. Babanızla ben onları ağırlamaktan mutluluk duyarız. Evet, aynen. Dur, hatta ben onları hemen arayayım. Miyav. Miyav. Noel Baba'nın mağarası. Üzgünüz, şu anda herkes hediye ve kar yapımıyla meşgul. Lütfen daha sonra tekrar arayınız. Hepinize iyi tatiller. Aa, telesekreter çıktım. Şu anda gerçekten meşgul görünüyor. Konuştun mu baba? Noel Baba'yla kar perisi geliyor mu? Evet, ikisi de geliyor. Hem de bu gece. Yaşasın! Miyav, 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 miyav. Madem onlarla iletişim kuramadık, o zaman biz Noel Baba ile kar perisi oluruz. Bu çok iyi bir fikir hayatım. Bunun için kostüme ihtiyacımız var. Ama mağazada neredeyse hiç kostüm kalmamıştı. Bu bana biraz küçük gelebilir diye endişe ediyorum. Bu da sanki benim için biraz fazla büyük gibi. Bu bir sorun olabilir. Tatlı kedicikler Noel Baba ile kar perisini karşılayacakları için çok heyecanlıydılar. Yaşasın! Ha? Ha? Oh. Ho ho oh. Ho 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 ho! Ya küçük kedicikler? Kar perisi gerçek hayatta çok daha büyükmüş. Aha, bayram ziyafetlerini çok sevdiğimi itiraf etmeliyim. Ama babamız da çok sever. Tıpkı babamız gibi gülüyorsun. Bizim geldiğimiz Kuzey Kutbu'nda herkes böyle güler ama. Güzel bir bardak çaya ne dersiniz? Lütfen dikkatli olun, sıcaktır. Noel Baba'nın sesi aynı anneminki gibi çıkmadı mı? Çünkü Noel Baba soğuk içecekleri sever. Sıcak değil. Sıcak içecekler sesini inceltiyor da. Hadi hep birlikte kar çağırma dansı yapalım. Ne dersiniz? Kar dansı, evet. O zaman kar yeniden yağar. Bizi tanımamış görünüyorlar hayat. Bu sakalla çok iyi görünüyorsun. Acaba uzatsan mı? Baksana Noel Baba, ne kadar enerjik dans ediyorsun sen öyle. Yeterince dinlenmiş gibi görünüyorsun. Bu dışarıda yeniden daha fazla kar yağdıracağın anlamına mı geliyor? Kar yağdırmak mı? Çekil ayağımın altından sakal. Bu gerçekten babamızmış. Evet, bu da gerçekten annemizmiş. Başından beri siz olduğunuzu biliyordum. Neden Noel Baba ile kar perisi gibi giyindiniz? Gerçek Noel Baba ve kar perisi çok meşgul oldukları için gelemeyeceklerdi. Bence siz şimdiye dek gördüğüm en harika Noel Baba ve kar perisisiniz. Şuna bakın, kar yağmaya başladı. Bence Noel Baba ile kar perisi bu yüzden bu akşam bu kadar meşguller değil. Herkes için taze kar hazırlıyorlardı. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Kedicikler! Bu arada Noel annenin... Ve kar perisi babanın... Burada sizin için bir hediyesi olabilir. Anneleriyle babaları tatlı kediciklere küçük hediyeler getirmişlerdi. Bu sırada dışarıda yağan kar tatlı kedicikler için bir harikalar diyarı meydana getiriyordu. Bir gün kurabiye, şeker ve puding babalarından onlara bir kitap okumasını istedi. Ben güzel bir prenses kitabı istiyorum. Ama içinde bir sürü korsan olsun. Ve ayrıca bir sürü mantar olsun. Tamam, bu bir prenses kitabı. Bu da korsanlarla ilgili. Ve bir de mantar ansiklopedisi. Prenseslerle ilgili bir masal daha dinlemek istemiyorum. Çok sıkıldım. Ben de korsanlarla ilgili bir masal dinlemek istemiyorum. Ama mantar kitabı güzel değil Hayır, mi? Hayır, asla olmaz. Bence kafa kafaya verip içinde prenses, korsan ve mantar olan bir kitap yazmalısınız. Gerçek yazarlar olacağız. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Birlikte bir
hikaye belirleyeceğiz çocuklar. Ve babam da bizim için onu yazacak. Hey! Oh. Ama kitap yazmanın hiç de kolay olmadığını anladılar. Neden başlamıyoruz? Hey! Ne? Buldum. Ha? Hayır. Sanırım hiçbir şey bulamıyoruz. Harika bir kitap yazmak için ilham bulmanız gerekiyor. İlham mı? O da ne? İlham, aklınızda bir fikir yokken bir anda ortaya çıkan şeydir. Bir fikrim var. Ormanın derinliklerinde... Buldum. Hikaye ayda başlıyor. Bir nice mantarı mantar maymunlarıyla çatışıyor ve sonra da onları bayağı... Bu şekilde olmaz. Sadece biriniz başlamalı ve sonra sırayı diğerine vermeli. Babamız haklı çocuklar. O zaman başlıyorum. Ormanın derinliklerinde güzel... Mantar varmış. Değil mi? Hayır. Bir şato varmış. Akıllı prensesin şatosu. Kuledeki odasında oturup etrafı seyrediyormuş. Prenses oturup etrafı seyrediyormuş. Güzel bir başlangıç. Ardından şatoya şeyler saldırmış. Mantarlar! Mantarlar değil puding, korsanlar. Peki tamam. Oha! Korsanlar şatoya almış ve onu gemilerine götürmüş. Prenses pencereden dışarı bakmış ve dev bir... Mantar görmüş. Okyanus mantarı, evet. Hadi ama neden bir okyanus mantarı görsün ki? Sizin prensesleriniz ve korsanlarınız varsa neden benim mantarlarım olmasın? Pekala, öyleyse ne yazıyorum? Ne yapıyorsunuz bakalım? Gelecekler yazar olmaya karar verdi. Korsan gemimize saldırması için çok havalı bir şey arıyoruz. Güzel bir şeye ihtiyacımız var. Eğlenceli olmalı. Şunu açar mısın lütfen? Bir dev olabilir belki. Mesela bir mantar. Anne, ben de aynı şeyi söylemiştim. Gemiyi batırmak isteyen dev bir mantar. Sola dön, Ahbap. Sağa dön, Ahbap. Sola dön. Sağa dön. Sola dön. Sağa dön. Dikkat edin. Şu anda dev mantar geliyor. Korsanlar, mantarı geri püskürtmeye hazır olun. Ama mantarın dev bir metal kaskı var. Bakın, evet. Hey, çok iyi bir fikrim var. Dev mantarı kaynatıp çorba yaparak yenebiliriz, değil mi? Çünkü kaynayan bir mantar gemiye zarar veremez. Ardından korsanlar dev mantarı yendi. Ve prensesle arkadaş oldular. Ve hep birlikte denizde harika maceralar atıldılar. Ve son. Bir mantar, prenses ve korsan hikayesi. Çok güzel bir hikaye. Bu arada gerçekten mantar çorbasının kokusunu alabiliyorum. İşte kokusunu aldığın mantar çorbası. Küçük yazarlarım, yemek vakti. Yaşasın! Miyav, 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 miyav. Ve lezzetli yemeklerinden sonra baba, kendi kediciklerinin yazdığı Prenses Korsan ve Deniz'in Dev Mantarı hikayesini bir kitap haline getirdi. Kelebek. Güzel bir günde tatlı kedicikler oyun parkında çok eğleniyordu. Gece hayalet gibi bir şeye benziyor. Yakalamaya çalıştığın şey nedir puding? Gerçek hayatta daha önce hiç görmediğim harika kelebekleri. Böylece onlara kendim bakabilirim. Yakalamak için uğraştığım şey bir gökkuşağı kelebeği. Kanatları güzel bir gökkuşağı gibi rengarenk. Puding, bu gerçekten de harika. Onlardan birini görmeyi gerçekten çok isterim. Aslında onlar burada yaşamıyor. Gökkuşağı kelebekleri sadece tropik ülkelerde bulunuyormuş ya. Tatlı kedicikler eve döndüğünde onları bekleyen bir sürprizle karşılaştılar. Bilin bakalım ne oldu. Dedeniz bize bir kutu tropikal meyve gönderdi. Harika değil mi? Ananas. Küçük bir turtle.
Aa, şuna bakın. Gerçekten büyük bir tane. Onu burada tutabilir miyim anne lütfen? Büyük bir kelebek olursa ne güzel olur. Olabilir tabii ama lütfen evin her tarafına sürünmesine izin vermeyin. Tırtıllar beni korkutur. Söz veriyorum anneciğim. Gözlerimi ondan ayırmayacağım. Müthiş! Miyav, 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 miyav. Puding, bu kıvrımlı ve şekilsiz tırtılın bir süre sonra gerçekten güzel bir kelebeğe dönüşeceğinden emin misin? Eminim dönüşecek. Ona gerçekten iyi, dikkatli ve özenle baktığım sürece. Oh! Bir zamanlar bir kelebek vardı. Kanalı değiştirebilir misin lütfen? En sevdiğimiz dizi başlamak üzere. Beklemeniz gerekiyor. Tırtılımız kelebekler hakkındaki bu programı izlemeyi gerçekten sever. Biraz abartıyor gibisin. Ya o şey hiçbir zaman kelebeğe dönüşmezse? Evet, dönüşecek. İkiniz de sadece bekleyin. Dünyadaki gerçekten ama gerçekten en güzel kelebeğe dönüşeceğini biliyorum. Yaşasın. Sonunda oldu işte. Ne oldu? Tırtıl bir kelebeğe mi dönüştü? Aslında tam olarak değil ama yakında dönüşecek. Bir kozaya girdi ve bir kelebek olarak geri dönecek. Güzel bir kelebek yerine çirkin, ürpertici bir böcek ortaya çıkarsa ne olur? Gergedan böceği falan gibi bir şey. Ya da belki onun yerine harika bir yarasa çıkacak. Ya da başka bir şey ortaya çıkarsa? Özel güçleri olan bir kedi mesela. Harika. Şimdi gerçekten gerginim. Hadi canım şuna bakın. Bu tam olarak umduğum şeydi. İşte bu gökkuşağı kelebeği. İnanılmaz, bu gerçekten çok Hadi, güzel. Anne babamıza gösterelim. Ne kadar güzel bir kelebek. Harika iş çocuklar. Dürüst olmak gerekirse işi yapan biz değildik. Puding yaptı. Evet, Puding Turtle'la çok iyi ilgilendi. Ve şimdi onu kavanozdan çıkarmamız gerekiyor. Böylece özgürce uçabilir. Diğer tüm harika güzel kelebeklerle beraber. Bir ara bizi ziyarete gel gökkuşağı kelebeği, tamam mı? Umarım iyi olursun. Görüşürüz. Canlarım, gökkuşağı kelebek dostunuzu hep hatırlayacağınızdan eminim. Şimdi sizin için aldığım aksesuarları takın. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Puding'in iyi bakımı sayesinde gökkuşağı kelebeği kendine tropikal bir ülke bulabilir. Tabii ki bizimkilerin arka bahçesinde.